Merhaba sevgili teraziler. Selamlar sevgili teraziler. Birinci Okul Astroloji Haber Merkezi'nden sizin ayınıza hoş geldiniz. Onların ayı değil mi sevgili terazi? Evet, terazilerin ayı. Terazi yeni ayı doğacak 5 Ekim'de. Sevgili teraziler, haftaya biraz gergin başlayabiliriz. Çünkü Güneş Plüton'la kare yapacak, Uranüs'e karşıt açı yapacak. Teraziler biraz temkinli olmalılar ayın ilk haftasında. 5 Ekim'de de 11 derece terazi burcunda yeni ay doğacak. Birçok terazi için bu yeni ay aslında önemli değişimler getirecektir. Bazen istenmeyen, zorunlu değişimler de olabilir. Ama zaten değişime cesaret etmek kolay olmadığı için çoğu zaman evren bizi değişmek için zorlar. Evet, bu da böyle bir yeni ay aslında. İşte Uranüs Plüton TR'li olduğu zaman değişmek zorundasın. Çünkü Uranüs ani değiştiren orijinalite, Plüton ise aslında yavaş ve derin değiştiren bir enerji aranı. İkisine karşı çıkma şansınız yok. Evet, yok. Kabullenmek gerekiyor. Kabullenmek. Hayatınızda bir farklılık. Yani yazılı kaderde bir değişiklik var diyorum. Yani belki sayfa değişecek. Belki sayfanın arkasında hiçbir şey olmayacak. Ama artık kütüphanede aynı kitabı okumak zorunda değilsiniz. Bu biraz da ilişkileriniz, aşk hayatınız, ortaklıklarınız, ortak gelirleriniz konularında çok daha fazlasıyla ön plana çıkacak bir döngü. Bunlar fazlasıyla gördüğümüz yapılar. Bu yapıları çok fazlasıyla göreceğiz, analiz edeceğiz, sentezleyeceğiz. 5 Ekim terazi burcundaki yeni ayla beraber biraz da 5 Ekim civarında doğan terazi burçlarını çok daha baskın bir şekilde etkileyecek 2 haftalık bir döneme gireceğiz. 5 Ekim civarında doğduysanız, yani 3 ile 7 Ekim civarında doğduysanız, otorite konumundaki kişiler, iş ve kariyerde bazı problemler ve eşinizle ilgili karşınıza çıkabilecek son dakika haberleri de hazır olun derim ben sevgili Demet. Evet, sen ne dersen? Kesinlikle. Bir de solar return'lerini de etkileyeceği için bütün bir yıla yayılan bir etki söz konusu yani, aslında orada. Evet, 3-7 Ekim arasında doğan arkadaşlar bu ay başınıza gelecek olaylar ve kavramlar bilhassa bir yıllık dönemde sizi çok etkileyecek yapılardır. Venüs'ün de yay burcuna girmesiyle işte biraz sosyalleşecekler. Evet, 7 Ekim'de Venüs yay burcunda seyahatler daha fazla gündemde olacak. Yakın çevreleriyle iletişimleri artabilir. Keyifli, neşeli olabilecekleri bir süreç olacak. Şeye dikkat etmek lazım. Yani teraziler aslında çok böyle kısıtlanmayı sevmezler. Evet. Ciddiyeti ve ketumluğu sevmezler. Evet. Ama çok ciddi bir dönem. Ketumluğun çok fazla olduğu, sorumluluğun çok fazlasıyla olduğu bir döneme giriyorlar. Mars'ın Başak Burcu'na girmesi sağlık ve iş hayatlarını biraz etkilese de 19 Ekim'de Koç Burcu'nda bir ay tutulmasıyla beraber terazinin gerçeği söylemek gerekirse 18 aylık döngüsü başlıyor. Her 9 yılda bir başlayabilen büyük, küçük metronom döngüsü dediğimiz, yani küçük metronomik döngü, düğüm döngüsünün artık terazi ve koç burcu kasvında ilerlediğini görüyoruz. Büyük metronom döngüsü 18 yıl sürerken küçük metronom, yani aslında her 9 yılda bir burcunuz ve karşıt burcunuzda başlayan güneş ve ay tutulması döngüsüyle beraber hayatınızda sıra dışı farklılıklar, değişimler ve hayatınızda doğru gitmeyen işlerin bitmesi ve yeniden başlama döngüsüne giriyorsunuz. Ne dersin? Evet, Koç burcundaki tutulma, ay tutulması 25 derece Koç burcunda olacak. 19 Ekim'de terazilerin 7. evinde olacağı için özellikle ilişkilerle ilgili, ortaklıklarla ilgili konuları etkileyecek. Ay tutulmaları genellikle biraz sonlanmaları da gündeme getirir. Ancak bu biraz da sürpriz etkileri olan bir tutulma olacak. Çünkü terazinin gezegeni Venüs'ün Uranüs'te yaptığı üçgen açı, Merkür'ün Jüpiter üçgen açısı etkili. Ani sürpriz gelişmeler olabilir. Belki bir hızlı ortaklık kararı olabilir. Bir evlilik durumu olabilir. Ani evlilik. Venüs Uranüs üçgeni. Ani evlilik. Çünkü Venüs üçgen Uranüs var 16 Ekim'de. Biraz da 19 Ekim civarında doğan terazi burçlara 15 ile 20 Ekim arasında doğan terazi burçları bu bir yıllık dönem içinde ani evlenebilirler. Bunun göstergesi. Evli olanlar çocuk sahibi olabilirler veya evliliklerinde bir statü daha atlayabilirler diyorum. 21 Ekim'de Merkür retro harekete geçiyor. Evet. Bu içe dönük kuşkucu ve takıntılı bir döngü. Merkür'ün pozisyonu ne dersin? Akrep burcunda olacak bu retro hareket. İkinci evde olacağı için para konularında hesapta olmayan durumlar olabilir. Onlara dikkat etmek gerekiyor. Kayıplar olabilir mi? Kayıplar olabilir. Cüzdanın kaybolması, paranın kaybolması. Çalınma, hırsızlık, kötü niyet, evde alacak, bazı... Alacak, vereceklerde belki gecikmeler.
artı maddi ve ekonomik olarak kayıplar. Bunun yanında karşımızdaki insanın beklenmedik bazı tavır ve davranışlara girmesi. İçgüdüsel sıkıntılar. Dediğimiz olaylarda çok çok fazlasıyla karşılaşacağımız bir dönemsellik süreç yaşayacağız. Garip bir süreç bu. Evet. Çok kolay olmayan bir süreç. 10 Kasım'a Türkçe kadar devam ediyor bu retro hareket. Hemen ardından 23 Ekim'de de Güneş Akrep Burcu'na geçecek. Para konuları gündemde olacak artık ayın sonlarında daha fazla. Evet, para konuları çok fazlasıyla gündemde olacak. Ve parayla ilgili konuları daha fazlasıyla gündeme getirip daha güçlü bir döneme girmek için de hazırlıklar olacak. Arkadaşlar, daha fazla detay görmek istiyorsanız birinciokulu.com'un haftalık burç videolarını birinciokulu.com'dan ve çeşitli portallardan dinleyebilirsiniz. Sevgi ve saygıyla kalmanız dileğiyle. Hoşça kalın. Güle güle.